Hüsnü. Hüsnü. Hüsnü kalk. Uyumadığını biliyorum Hüsnü, kalk. Eğer yatacaksan hadi gel yatak odasına gidelim. Tamam, tamam, kalktım, kalktım. Sabahtan beri uyukluyorsun burada. Hani bugün apartmanı boyayacaktın? Bugün daha bitmedi ki. Bir yıldır bugün boyayacağım, yarın boyayacağım deyip duruyorsun. Yıl da daha bitmedi. Evet de artık ne yapacaksan yap. Bu köhne, bu kasvetli görüntüyü artık ne kadar tahammül edeceksin? Bilmem. Biz evleneli kaç yıl oldu? Hüsnü, apartmanı boyatırsan o boş kalan daireyi çok iyi kiraya verirsin. Tamam, tamam. Boyayacağım, tamam. Neden sen boyuyorsun anlamadım ha? Senin yaşın başın artık böyle şeylere müsait mi? Tut bir adam boyasın. Yok canım, daha neler. En azından 3-4 bin lira isterler. Bende o kadar parayı sokağa atacak göz var mı? Ben kendi işimi kendim yaparım. Hüsnü, bu işin doğru dürüst olmasını istiyorsan tutarsın bir adam. Ver işim, tamam Allah'a sen. Bak ben bu adamları tanırım yavrum. Bunlar ameli, mandağı, tembel, mız mız olurlar. Haklısın. Sen bu iş için biçilmiş kaftansın. Bu bir iş başvurusu. Dolayısıyla net ve yalın bir mektup olmak zorunda. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Evet. Tarih. Evet, ilk olarak tarihi yazalım. Yiğit, yazdıklarımı okuyayım mı? Yok, kalsın. Bir iş başvurusunda en önemli şey başlamaktır. Ya başladıktan sonra gerisi gelir. Evet, bak şimdi. Sayın... Buldum. Sayın bayanlar, baylar. Ya Buket, ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Şehir atları vapurunda tükenmez kalem mi satıyoruz biz? Bu mektup benim için çok önemli. Eğer acilen bir iş bulamazsam aç kalırız. Aç kalırsın. Buket, bu evde yemekleri kim yapıyor? Aa, düşünemedim. Evet. Sayın bayanlar, baylar. Ay! Pardon, Buket, sen ağzını açma tamam mı? Ne olur. Kafamı karıştırıyorsun, tamam? Tamam. Buldum. Sayın yetkili. Aferin. Evet, sayın yetkili. Aşçılık kursunda öğrenim görmekte olan bir gencim. Hı hı. Restoranınızın mutfak bölümünde herhangi bir görevde part-time çalışmayı şiddetle arzuluyorum. Şiddetle arzuluyorum mu? Evet, şiddetle arzuluyorum. Ne var bunda? Kulağa fazla seksi geliyor. Haklısın. Öyle kalsın. Öyle mi kalsın? Evet. Bir işe girebilmek için ne gerekirse yaparım. Hadi. Sayın bayanlar ve baylar. Ay! Sayın yetkili. Restoranınızın mutfak bölümünde herhangi bir görevde part-time çalışmayı şiddetle arzuluyorum. Amacım, kursuma devam edebilmek için gerekli olan maddi imkanlardan yararlanırken, evet, mutfağınızın eşsiz tecrübe edinebilme özelliklerinden de yararlanmaktır. Evet. Bulaşık yıkarım, patates soyarım, yerleri silerim. Ve şunu özellikle belirtmek isterim ki... Saçını düzeltiyorum hanımefendi. Dürüst, çalışkan bir insanımdır. Ve hiçbir kötü alışkanlığım yoktur. Başvurumu değerlendirmenizi umuyor, saygılarımı sunuyorum. Yok. Yok yok, saygılarımı sunuyorum olmaz. Hürmetlerimi sunuyorum diyelim. Yani daha oturaklı olur. İmza Yiğit Akman. Oh.
Çocuklar ben markete gidiyorum. Bir şey isteyen var mı? Ha evet. Akşama makarna yapacağım. Sos için bazı malzemeler lazım. Dur not alayım o zaman. Arkadaşlar benim dolma kalemimi gören var mı? Nasıl bir şeydi? Hani şu her zaman yazı yazdığım altın dolma kalemim var ya. Annemlerin mezuniyet hediyesi olan. Hani üzerinde Zeynep yazıyor. Ha o mu? Hay Allah ya. Nerede kaybettin onu ya? Bu keçim nerede kaybettiğimi bilseydim onu kaybetmiş olmazdım. Aa bir dakika hatırladım. Dün gece onu yatağıma götürmüştüm. Ha. Oyuncak ayının yerine artık bir kaleme mi sarılıp uyuyorsun? Hayır. Yatmadan önce her gece günlük yazıyor. Ha? Yapma ya. Yani anılarını kitap haline mi getirecek? Hayır. Senin anılarını kitap haline getirecek. Yatakta da yok. Nerede acaba? Belki de iş yerinde unutmuşsundur. Umarım öyledir Yiğit. Benim için o kadar değerli ki. Ay, neyse. Sen sos için ne istiyordun? Fesleğen, kekik ve biraz da sarımsak. Ha, bu arada 250 gram da kıyma lütfen. Başka bir şey var mı? Yok. Emin misin? Tabii ki eminim. Makarnamız var mı? Hı? Yani makarna da yaz. Nedir bu? İş başvurum. Okusana. Aa. Sayın yetkili. Aşçılık kursunda eğitim görmekte olan bir gencim. Restoranınızın mutfak bölümünde herhangi bir görevle part-time çalışmayı şiddetle arzuluyorum. Şiddetle arzuluyorum mu? Ay Yiğit. Pardon, pardon. Tabii çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Bulaşık yıkarım, patates soyarım, yerleri silerim. Şunu önemli belirtmek isterim ki saçını düzeltiyorum hanımefendi. Ne? Buket bu ne Allah aşkına? Ama sen öyle söyledin Yiğit. Buket, ben onu sana söyledim. Mektuba yaz demedim. Bence gerçekten çok güzel olmuş. Aa, bu mektupla bir kuaföre de başvurabilirsin. Merdiveni tut Periş. Tutuyorum. Sıkı tut Periş. Yoksa düşüp kafamı kırmamı mı istiyorsun? Bu benim istememle olsa. Dalga geçme Periş. Biliyorsun yükseklik korkum var. Yukarı çıktım mı kilitlenip kalıyorum. Bunun yükseklikle bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Nedenmiş o? Çünkü yatağımız yerden sadece 50 santim yüksek Hüsnü. Çeneyi bırak da merdiveni sıkı tut Periş. Merhaba. Allah seni canı kalsın. Niye? Öldürmek mi istiyorsun sen beni? Efendim? Ya böyle sessizce yaklaşıp birdenbire beni korkuttun. Hele böyle tehlikeli bir iş yaparken. Sen onu aldırma Yiğit'ciğim. Böyle istemediği işleri yaparken huysuz olur. Merdivene tırmanmak mı istemiyor? Onu da tabii. Periş Hanım. Bu şal benim size evlilik yıl dönümümüzde aldığım şal değil mi? Evet. Onu böyle daha özel günlerde kullansanız daha iyi olmaz mı? İyi ya, bundan özel gün olur mu? Sen bu apartmanı en son kaç yıl önce boyamıştın Hüsnü? ben gideyim artık. Bir dakika, bir dakika. Senden küçük bir ricam olacak kelebek. Buyurun. Periş'in şalı boyansın istemiyorum da. Onu ben mi takayım? Sence de fena durmaz ama ben onu bitirmek istememiştim. Neyse, o zaman ben gidip yemeği hazırlayayım. Yiğit'ciğim, sen Hüsnü'ye yardım edersin değil mi? Tabii de hangi konuda Perihan Hanım? Her konuda. Bu da iyiydi. Yiğit sen sadece merdiveni tut, yeter. Üf. Buna tırmanmak da şimdi ölüm yani. Yok canım ölüm olur mu? Çok kolay. Yani ilk önce merdiveninizle bütünleşmelisiniz. Aman Yiğit yavaş ol. Allah yapma lan oğlum. Merdiveninizle dost olmalısınız Hüsnü Bey. Teşekkür ederim kalsın onun dostu. Yiğit ne yapıyorsun bir kadar. Aman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kazadan beladan koruyor.
Kestirmeden indim. Ama siz böyle yapmayın tabii. Ama teşekkür ederim. Ben böyle yapmam da sana bir teklifim var. Buyurun. Sana para versem bu binayı sen boyar mısın? Tabii ki de boyarım Üstün Bey. Ha, güzel. Sana günde 75 kayma. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Ama bir ricam daha var. 2 günde bitireceksin. Üstün Bey, koskoca binayı 2 günde nasıl bitiririm ben? 75'erden 150 kayma. Hemen başlamazsam bitiremem tabii. Sen yukarı çık, ben de oyayı sana çekeyim. Üstü Bey, kovayı elime alsam daha iyi... Ya sen biraz çeneni tutup merdivenine çıkar mısın sadece? Yani bunun işe yarayacağını pek zannetmiyorum da o yüzden. Ya senin aklına benim ihtiyacım yok. Allah! Kuruduğunuzda 2. katı da sürerim ben. Teşekkür ederim. Bu keçim seni evde bulduğuma çok sevindim. Çok şanslısınız Feriha teyze. Eğer az sonra gelseydiniz beni alışverişte bulacaktınız. Bilmez misiniz? Bu keçim. Bana 45 lira borç verebilir misin? 45 lira mı? Ya ödemeli bir paket geldi de maalesef bende hiç para yok. Aksilik bu ya, Hüsnü ile de Yiğit boya almaya gittiler. Bende de o kadar yok. Ne kadar var? Ne kadar var? 4 liram var. Sizde ne kadar var? 4 lira. Tabii sen bunları bana verirsen. Bir makbuz versiniz. Keçi, parayı ödemeden adamdan makbuz istersen... ...adam ödemeyi başka türlü yapacağımı zannedebilir. Aklıma bir şey geldi. Belki Yiğit de vardı. Ben bir çekmecesine bakayım gelip. Ayıp olmasın, sonra bir şey demezsin. Perihan teyze, ne ayıp olacak, ne diyecek? Hem bu acil bir durum. Hemen dönerim. Neredesin Yiğit? Daha boyanacak bir sürü yer var. Sen hala buralarda oyalanıyorsun. Tamam Üstün Bey. Yemeğimi yer hemen gelirim. Yani boş mideyle çalışamam. Başım falan döner. Merdivenden düşerim sonra değil mi? Niye canım? Sen kelebek kanatlarında yumuşak iniş yapabilirsin. Bir kere denedim. Hiç hoş değil. Merhaba Hüsnü amca. Merhaba canım. İşte yemeğim de geldi. Hadi Üstün Bey. Evet. İyi ama biraz acele et. Tamam. Yemeğimi yer yemez geleceğim. Zeynep, seninle konuşmam lazım. Tamam, dur şunları mutfağa koyayım. Yok, bu durum acil. Gel otur. Beni dinle. Ay dinliyorum Yiğit. Ne oldu? Nedir bu kadar acil olan? Ya bunu nasıl söyleyeceğim? Yani ben... Şimdi... Tamam tamam, sakin ol. Geveleme lafı, söyle bana. Buna çok şaşıracaksın. Buket benim paramı çaldı. Ne? Delirdin mi sen Yiğit? Böyle bir şeye dünyada inanma. Kendi gözlerimle gördüm maalesef. Uzanıp senin pantolonunun cebinden paranı mı aldı? Hayır, oradan değil. İç çamaşırlarımın arasından aldı. Ne? Ay ne diyorsun sen ya? Ya hayır Zeynep, yanlış anladın. Yani Buket benim odama girdi. Komodinin çekmecesini açtı ve atletlerimin arasındaki parayı aldı. Bunu nasıl gördün peki? Ben merdivenle binayı boyuyorum. O sırada cam... Hayır hayır. Bunun mutlaka çok basit bir açıklaması olmalı. Yiğit, ben yıllardır tanırım Buket'i. Beni mi çekiştiriyordunuz? Biz mi? Yok canım. Biz de senin işte makarnayı ne kadar çok sevdiğini falan konuşuyorduk işte. Ondan bundan her şeyden konuşuyorduk yani. Buket. Bu çantan yeni mi? Evet.
Beğendin mi? Çok beğendim de. Nereden aldın bunu? Köşe başındaki çantacıdan. Bu sabah bana hiç param yok demişti. Evet. Öyleydi ama bilirsin işte. İnsan bir şeyi çok isterse mutlaka bir yolu bulunur. Buna ne diyorsun? Zavallı Buket. Hiç de zavallı değil. Tam 41 lira mı onda? Bu hiç de Buket'in işi değil. Belki de bunu bilinçsizce yapıyordur. İşte bu tam Buketlik. Yani hasta olabilir diyorum. Ve elinde olmadan çalıyor. Yani kleptoman olabilir. Bizim Buket. Kleptoman yani. Yok canım. Evet, neden olmasın? Bak, okuduğuma göre bu herkesin başına gelebilirmiş. Yiğit, insan kendini yalnız ve çaresiz hissettiği zaman... yani bir tür yardım çağrısı olarak böyle bir yola başvurabiliyormuş. İyileşmesi için gereken her şeyi yapacağım. Ben de. Ama önce Buket'le bir konuşalım. Haklısın. Belki kaybolan dolma kalemin de nerede olduğunu biliyordur. Doğru. Benim kalemim de kayıp. Buket! Gelsene şöyle seninle biraz sohbet edelim. Tamam ama önce şalımı nasıl bulduğunu söyle. Yeni aldım siyah elbiseyle de gider mi sence? Yakışır. Zeynep mutfak. Mutfak. Ne? Zeynep mutfağa gidelim diyorum. Yani ben bunları rafa nasıl yerleştireceğini göstereyim. Tamam hadi bakalım. Dur bir dakika ya, dur bırak şu kolumu. Ben zaten her şeyin yerini biliyorum bu evde. O önemli değil. O şal. O ne? O Perihan Hanım'ın şalı. Üstüme evlilik yıl dönümlerinde almış onu. Ne diyorsun sen Yiğit? Eyvah. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Klept. Yani Buket. Ben de Zeynep'e şalçanın, yani salçanın yerini gösteriyordum. Önemli bir şey yok. Önemli bir şey yok ya. Önemli bir şey yok. Boş ver. Boş ver. Ya unut gitsin ya. Unut hadi gel. Zeynep, şu şalı denemek ister misin? Bak görürsün sana çok yakışacak. Hayır. Bak Buket. Bu da kim şimdi ya? Hüsnü Bey gelmiş. Tekrar bir düşündüm, şalı denesem çok iyi olacak. Zeynep, niye mutfağa gidiyorsun? Aynı yatak odasında. Biliyorum ama çelik tencereler insanı daha zayıf gösteriyor. Yiğit, aç şu kapıyı. Bu ne güzel bir sürpriz Hüsnü Bey. Mutfak penceresinin boyasını kontrol etmeye geldim. Ya, mutfak penceresi mi? İnşallah boyayı pervaza bulaştırmamışsındır. Sonra bir de pencereyi boyamak zorunda kalmayalım. Yok canım, bulaştırmadım tabii. Çok düzgün yaptım. Bu telaşa ne lüzum var oğlum? Yoksa başka bir hata mı yaptın? Hayır. Yapmadım. Merhaba Hüsnü amca. Merhaba. Hele şöyle bir kenara kay bakayım. Aa tabii. Allah bismillah. İyi be. Fena değil. Yare eder. Olmuş. İyi. Dışarısı cehennem gibi ha. Çok sıcak. Şöyle soğuk bir sodanızı içerim artık. Tabii. Olmaz. Niye? Olmaz çünkü sodamız yok. Olur mu canım? Sodamız var. Var ya. Sodamız yokmuş hay Allah. Kalmamış. Öyle soğuk başka bir şeyle içerim. Öyle soğuk başka bir şeyimiz de yok. Ben bir bakayım ya. Bir şey bulurum. Bakın ne buldum. Aa. Soda hay Allah görmemişim. Bir dakika. Fikrimi değiştirdim. Meyve suyu içeceğim. Oh, afiyet olsun Hüsnü Bey. Oh, sağ ol. Bu hafta sonu bütün bina bitecek ona göre. Tamam, bu işi bitti bilin. Yani bu hafta sonu binanız çiçek gibi olacak. Hadi karın sağlıcakla. Hadi. Oh,
Bu hafta sonu o kadar işi nasıl yapacaksın anlayamadım Yiğit. Hani öyle gergin görünüyorsun ki. Hüsnü amca gitti mi? Gitti gitti. Şan nasıl durdu? Ha? Şan. Ha, çok güzel. Ay, buz gibi bu ya. Allah Allah. Neden acaba? Belki de üstündeki deliklerdendir ha. Bazen çok aptalca şeyler söylüyorsun Yiğit. Buket. Seninle bir şey konuşmamız lazım. Gel böyle. Gel. Tamam. Otur. Evet Zeynep başla. Ne demek şimdi Zeynep başla? Evet önce sen başla. Ben niye başlıyorum sen başla. Hayır ben niye başlıyorum sen başlasana. Yiğit sen başlasana. Ay sen başla lütfen. Sen başla. Sen önden lütfen. Yiğit sen başla. Tamam. Buket söylesin. Ben mi başlayayım? Hayır. Buket. Buket son zamanlarda kendini iyi hissediyor musun? Evet, niye? Evet, niye? Şey, kendini yalnız, böyle dışlanmış falan hissetmiyorsun değil mi? Sizin gibi arkadaşlarım varken mi? Hadi bakalım, buyur Zeynep. Teşekkürler Yiğit. Buketçim. Bak, bazen insan bir sorunu olduğu zaman, yani eğer bu sorun gerçekten çok önemliyse, bunu kimseyle paylaşamayabilir, değil mi? Evet. Hatta en yakın arkadaşlarıyla bile. Hı? Evet. Bu yüzden de daha objektif biriyle. Mesela bir doktorla görüşmek daha iyi olabilir. Ben bakarım. Bir dakika. Ya Hüsnü Bey'se? Şeyi görecek, Şal'ı görecek. Ay haklısın. Kim o? Benim. Oh be. Neyse ki Perihan teyzeymiş. Aa, Perihan teyze! Ay ya. Hücumu koparttınız. Merhaba. Merhaba Perihan teyze. Merhaba Perihan teyze. Hoppa. Buket sen otursana oraya. Buyurun Perihan teyze ne istemiştiniz? Pardon çocuklar ama ben Buket'le görüşmek istiyorum. Görüşemezsiniz çünkü şu anda Buket birazcık meşgul. Size ne oluyor ya? Ya bir dakika ben. Benim Şal'ım. Kadar yakışmış Buket sana. Demedim mi bu senin rengin diye? Çok teşekkür ederim. Perihan teyze kıyafetime de çok gitti. Pazartesi günü getireceğim. Aa, hiç acelesi yok. İstediğin zaman getir. Al az kalsın unutuyordum. Sana olan 45 lira borcum. Ama Perihan teyze biliyorsunuz bunun sadece 4 lirası benim. Kalanını Yiğit'ten ödünç aldım ben. Ödünç mü aldın? Evet. Yani... 40. Yani o zaman şey değil. Tabii ki de değil. Nereden çıkarıyorsun bunları? Buketçim. Buketçim. Buketim. Buketim. Buket sıra bende. Buket. Sıra bende. Zeynep. Çocuklar bu kadar heyecan yaratacağımı bilseydim... Bu parayı ben Hüsnü'ye verirdim. Ne harika değil mi? Buket ama ben sana bir şey sormak istiyorum. Tamam. Bu sabah aldığın yeni çanta var ya. Aha. Onun için gereken parayı nereden buldun? Onu taksitle aldım. İlk taksiti ay başında veriyorum. Tabii ya taksitle almış taksitle işte. Taksitle almışsın. Aklıma bir şey tutturdu beni. Sen niye buna doktora gittin? Ben mi? Evet ha. Ben hep böyle şeyleri söylerim canım hani ne haber nasılsın nasıl gidiyor doktora gitmek ister misin hep böyle konuşurum ben değil mi Zeynep? Tabii canım sen hep böyle saçmalarsın işte. Buket hep söylediğim bir şey daha var. Bir şey ödünç almadan önce sahibine sormak gerekir. Aa, sen mektuptan bahsediyorsun ya
Sabah ben onu sana sormadan aldım ve çoğalttırdım. Senin şimdi imzalaman gerekiyor. Bir de farklılayacaksın. Aa, başvuru mektubu. Sen bunları çoğalttırmışsın. Her şey tamam yani. Evet. Müthiş. Buket çok güzel olmuş. Al. Evet, geriye bir tek imzalamak kalıyor. Aha. Evet. Hürmetlerimi sunarım. Yiğit Akman. Kalemim. Ha? Kalemim. Benim kalemim sende ne arıyor? Bu senin kalemin. Tabii benim kalemim. Sevgili kızım Zeynep'e. Sen bunu kanepede unutmuşsundur. Ben de böyle oturunca bu da cebime girmiştir direkt. Ver şunu bana. Zeynep, kendimi çok yalnız ve dışlanmış hissediyorum. Buket, çok çaresiz. Buket. Kendimi affedemiyorum. Yani neredeyse Buket'e hırsız demiş olduk. Ama o bize kızmadı bile. Buket ne kadar anlayışlısın. Evet, öyleyim. Ve size neden böyle olduğumu anlatayım. Bir gün ben 4. sınıftayken bir oturdum ki sırama raptiye koymuşlar. Hiç anlamadım. Ben de niye yaptıklarını anlamadım. Onun için de okul çıkışı ödeşmek için memoyu çamura ittim. Raptiyeyi sıran o mu koymuş? Hayır, o koymamış, başkası koymuş. Anlamadınız mı? Ha, çok basit. Ben yapmadığım şeyi yaptığını zannettiğim için birisine yapmamam gereken bir şey yaptım. Ya. Ya. Ama merak etme Buket. Raptiye izi belli olmuyor. Sen nereden biliyorsun? Evet, sen nereden biliyorsun? Sen parayı almak için çekmeceye eğildiğinde ben de benim odanın çerçevesini boyuyordum. Yiğit! Tamamdır. Buket'im bir bakar mısın? Nasıl oldu? Ne o? Picasso. İlk dönem tablolarından. Ya. İnşallah kendini geliştirebilmiştir. Her neyse. Yiğit'in futbolcu posterlerinden çok daha iyi durduğu kesin. Yani en azından böyle bir genç kız odasına daha çok benzedi değil mi? Aa, dur. Bak bakayım. Bunlar nasıl oldu? Ay, süper oldu, süper. Bence Yiğit bile odasını tanıyamayacak. Sence Lale sever mi? Bence bayılır. Bilmiyorum Buket ya. Sanki hala bir erkek odası gibi duruyor burası. Niye? Yiğit'in pantolonu kapının arkasından aldık mı? Tamam mı? Buket, çok heyecanlıyım biliyor musun? O kadar uzun zamandır görüşemedik ki Lale'yle. Kız tam 4 yıldır Türkiye'ye gelemiyor. Ay, biz onunla kardeş gibiyizdir. Ben ilkokul teyzemlerin yanında okudum ya. Yani biz beraber büyüdük Lale'yle. Ya ne güzel. Keşke benim de bir kız kardeşim olsaydı. Hey. Olsun, sen varsın. Canım. Ben bakarım. Tamam. Yiğit inşallah odasını Lale'ye verdiği için pişman olmaz. Şimdi kanepede yatacak ya. Tabii her yere tutulacak çocuğu. Mert, kusura bakma, bu akşam gelemem. Bu akşam ev arkadaşımın yeğeni geliyor yurt dışından. Aha. Buketciğim, Lale geliyor diye bu akşam senin evde kalmana gerek yok. Yok mu? Tabii. Mert, ben galiba gelebiliyorum bu akşam. Gerçi çok iyi olurdu ama. Neyse. Ben hala gelemiyorum Mert. Aman canım, kız nasıl olsa tam bir hafta bizde kalacak. Birlikte vakit geçirmek için bol bol zamanımız var. Mert, kaçta buluşacaksınız akşam? Ama ilk geldiği akşam şöyle evde hep beraber olsaydık çok daha iyi olurdu tabii. Yok, geleceğimden değil ben. Kaçta buluşacaksınız diye merak ettim. Buket, bak, eğer sen gerçekten gitmek istiyorsan... Bak. Ne istersen onu yapacağım. Ha? Sana demedim Mert. Mert. Yüzüme kapattı. Çok özür dilerim Buket. Önemli değil. Kararsız insanları hiç sevmem zaten.
Yani bu durumda kuzenim Lale'yi hep beraber karşılıyoruz. Evet. Buket küçücük ama çok mutlu bir aile oluyoruz. Hadi bakalım. Çok mutlu. Merhaba kızlar. Merhaba. Buna inanamayacaksınız ama bu akşam Hepsi grubunun konserine gidiyorum. Konsere mi gidiyorsun? Evet. Murat iki kişilik beleş davetiye bulmuş. Arka sıralardan ama idare edeceğiz artık. Canım söylerim Murat'a, size de bulur ama başka konsere tabii. Hiçbir şey unutmuyor musun? Aa, doğru söylüyorsun. Detaylar için dürbünü almam lazım. Bu akşam Zeynep'in kuzeni gelecek. Ama Buket kızlar bekliyor. Evet. Tamam, tamam. İşte Yiğit. Çok teşekkür ederim Yiğit. Çok teşekkür ederim. Lale geldi, Lale geldi. Hoş geldin. Oh canım. Gel bakayım şöyle, gel gel gel. Şöyle sana bir bakayım. Ne kadar güzel öyle değil mi? Lütfen Zeynep abla. Aa, bu kız sadece güzel değil. Aynı zamanda çok da başarılı. Okuldayken bir sürü takdirname aldı. Ya öyle mi? Ben de bir keresinde tasdikname almıştım. Müdür beni yanına çağırıp büyük başarı. Bravo Buket demişti. Tabii o da çok farklı bir başarı Buket'cim. Bak Lale, bu Buket hani sana maillerimde bahsetmiştim ya, ev arkadaşlarım işte onlar. O zaman bu değil herhalde. Nasıl anladın ama? Ben de boşuna takdirname almamışım değil mi? Maşallah. Hoş geldin Lale. Evde konuşacak, sohbet edecek akıllı bir insanın olması çok güzel. Yani Zeynep'le Buket de fena değil ama tabii ben kadar değiller. Benim kadar demek istiyorsun herhalde. Tabii canım, sen de çok bilgilisin. Ben senin bavullarını benim odama taşıyayım. Yani senin odana demek istedim. Gel, biz şöyle seninle oturup konuşalım. Konuşacak o kadar çok şeyimiz birikti ki. İyi ki geldin biliyor musun? Teyzenler nasıl? Almanya nasıl? Çok iyiler, selamları var. Ben de gelebildiğimi çok sevindim, seni çok özlemişim. Ben de seni çok özlemişim. Senin aldığın biraz fazla mı kaçmış Lale? Hı? Dur bakayım. Hı. Gel bakayım. Evet, böyle çok daha iyi oldu. Demek üniversiteye gideceksin bu sene. Evet, antropoloji okuyacağım. Antropolojik derken? İnsanoğlunu inceleyen bilim dalı. Oğlanları inceleyen bir bölüm mü var artık? Keşke olsa. Ev ödevlerini yaparken halimizi düşünebiliyor musunuz? Laleciğim ama sen şimdi bütün dikkatini derslerine vermelisin, öyle değil mi canım? Ay, keşke ben yarın çalışmak zorunda olmasaydım. Ne güzel, beraber gezerdik. Tüh. Keşke. Benim de yarın çok işim var. Bir dakika ya. Ben yarın saat 3 gibi evde olurum. Seni ben gezdiririm. Bu çok iyi olur. Evet, süper. Evet ya, çok iyi. Benimle biraz mutfağa kadar gelebilir misin Yiğit'ciğim? Mutfak canım, mutfak. Hemen. Tabii. Ben hemen geliyorum. Ne var, ne oldu? Yiğit. Lale benim teyzemin kızı, bunu biliyorsun değil mi? Evet. Hı, bunun ne anlama geldiğini de biliyorsun. Senin annenle onun annesi kardeş. Hayır. Değiller mi? Şş, hayır, benim söylemek istediğim bu değil. Sen dün gece kiminle çıktın Yiğit? Hande. Peki ondan önceki gece? Zeynep. Hı. Ve Arzu. Ondan önce Sena. Ondan önce de Sezgi. Yiğit, farkında mısın? Son 7 günde tam 5 tane kızla çıktın. Bu sana bir şey ifade etmiyor mu? Evet. Hız kesmişim. Yiğit, söylemek istediğim o değil. Şey, bak Lale daha çok genç ve çok kırılgan. Ama sen... Ben ne? Tecavüzcü Coşkun mu? Öyle demek istemedim. Ha, ne demek istediğini anladım ben. Ama bak, benim hakkımda böyle düşünüyorsan onu hayatta gezdirmem. Hatta yanına bile yaklaşmam. Yiğit dur. Dur tamam, gel buraya. Özür dilerim. Ya söylediğim her şey yanlış anlaşıldı şimdi. Bak, Lale benim kardeşim sayılır, tamam mı? Ben sadece onu korumaya çalışıyorum. Anlıyorsun değil mi? Evet. İyi. Yiğit, sen benim söylediklerime bakma. Ya
kızcağız İstanbul'a 40 yılda bir gelmiş zaten. Şöyle gönlünce bir gezsin. Sen onu gezdir lütfen. Ben mi? Tecavüzcü Coşkun mu? Lütfen. Tamam. Daha fazla yalvarmana dayanamayacağım. İyi, teşekkür ederim. Arkadaşım sen bir tanesin ya. Ufaklığı gezdirdikten sonra seni de gezdiririm. Biraz yaşlısın ama hala hayat belirtilerin var. Hayır, yap! Acıyor, acıyor! Yap. Tamam. Buket, nerede kaldı bunlar? Yani bu saate kadar ne yapıyorlar ki? Merak etme. Yiğit yapacak bir şeyler bulmuştur. Benim de korktuğum bu zaten. Niye telaşlanıyorsun ki? Saat daha 10. Evet tabii, saat daha 10. Saat 3'te evden çıktılar ama. Buket, aradan kaç saat geçtiğini farkında mısın sen? 3, 4, 5, 6. Aa, 7. 7 benim uğurlu sayımdır. Yiğit'e pek uğurlu gelmeyecek ama. Çocuklar, ne oldu yani? Niye bu kadar erken döndünüz? Ya biraz üşüttüm galiba. Evde soğuk algınlığı için bir ilaç var mı? Aa, banyoda. Ama dikkat et, o ilaç uyku yapar. Önemli değil, ben de hemen yatacağım. Olsun, yatsan da uyku yapar. Ben o zaman iki tane alayım. Laneciğim, otur bakalım şöyle. Anlat bakalım, neler yaptınız? Yiğit Murat'ın arabasını aldı. Sahil yolunda gezdik. Aa, ne güzel. Nereye kadar gittiniz? Bütün sahil yolunu gezdik işte. Peki Yiğit ne kadar ileri gitti? Ne demek istiyorsun? Yani Tarabya, Sarıyer. Önce Ortaköy'e gittik. Bebek'te bir şeyler içtik. Yeniköy'de bir şeyler atıştırdık. Ondan sonra da... Laleciğim, bana böyle adım adım hesap vermek zorunda değilsin. İyi. Lale, Yeniköy'den sonra ne yaptınız? Size striptiz yapmamı ister misiniz? Ne? Eğer istemiyorsanız hemen yatak odamı boşaltın. Aksi takdirde 3'e kadar soyup soyunmaya başlayacağım. Hadi, hadi. 1, 2, 3. Soyundum. Hüsnü, niye senin uykun kaçtığı zaman ben de uykusuz kalmak zorundayım? Ya Periş, bir haftadır gözüme uyku girmiyor biliyorsun. Hani bir kitap okursam belki uyurum dedim. O da çok heyecanlı bir kitapmış. Hepten uykum kaçtı. Bu evde acaba daha sıkıcı bir şey var mı? Var. Ve o sıkıcı şeyin lambayı kapatıp uyumasını istiyorum. Sağ ol Periş. Ben burada... Bir haftadır uykusuzluk çekiyorum. Sen hala bana laf sokuyorsun. Hadi dön arkanı. Ha? Arkanı dön dedim. Şimdi bu seni rahatlatacak. Oh. Nasıl, iyi geldi mi canım? Ha? Ne yaptın kadın? Ne güzel uykuya dalmıştım, gene uyandırdın beni ya. Aa, pardon Hüsnücüğüm, affedersin. Bir kelime çıkmayacak ağzımdan. Hadi uyu, uyu. Nasıl, iyi geldi mi? Allah seni canı almıyor, bak gene yaptın. Gene uyandırdın beni, şimdi sabaha kadar uyuyamayacağım ya. Bak Hüsnü, birden aklıma ne geldi biliyor musun? Bu sabah bir gazetede okudum. Aktif cinsel hayatı olan insanlar daha uzun yaşıyorlarmış. Tabii daha rahat, daha tatlı bir hayat yaşadıkları için de hayattan çok zevk alıyorlarmış. Sakin bir hayat. Tabii böyle sakin olan insanların... Uykular da sakin sakin oluyormuş. Onun için ben diyorum ki sen de bu gece...
Yiğit, içeride misin? Lale? Yiğit! Senin ne işin var burada? Bak Zeynep, göründüğü gibi değil. Ay buna inanamıyorum ya. Bir de bana söz vermiştin. Bu yaptığın iğrenç bir şey. Yapma Zeynep, yanlış anlıyorsun. Hayır efendim, ben anlayacağımı anladım. Yanlış olmaz sensin. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Önce ben sordum. Bu ikisini aynı yatakta yakaladım Buket. Ya su içmeye gitmiştim. Uyku sersem buraya gelmişim. Ya! Bak Zeynep, senin kuzeninle yatmak hayatında isteyeceğim en son şey. Ne? Yani demek istedim. Ha, demek istedin ki sen bir hayvansın. Evet. Evet, masum bir kediyim ben. Masum bir yavru kedicik, öyle değil mi? Evet. Yiğit, kendi gözlerimle gördüm. İkiniz aynı yataktaydınız. Evet, beraber yatıyorduk ama bu bizim beraber yattığımız anlamına gelmez. Yiğit, sen bu odada mıydın, değil miydin? Odadaydım. Kuzenim de o yatakta yatıyor muydu, yatmıyor muydu? Yatıyordu. Sen de o yatakta yatıyor muydun, yatmıyor muydun? Yatıyordum. Tamam işte, o zaman beraber yatıyordunuz. Zeynep, senden çok iyi avukat olurmuş vallahi. Zeynep bak, söylemek istediğim bir şey... Hiçbir şey dinlemek istemiyorum, tamam mı? Eşyalarını toplayıp bu evi hemen terk etmeni istiyorum, hemen! Zeynep, sen ciddi misin? Evet, çok ciddiyim. Olamaz ya. Olamaz. Bunların hepsi kabus olmalı ya. Lale. Ya kusura bakma. Normalde bu ev geceleri çok sessizdir. Keşke ben kanepede yatsaydım. O zaman bunlar olmayacaktı. İyi, ne olurdu? Yiğit de kanepede yatıyordu. Unuttun mu? Zeynep, aç kapıyı. Seninle konuşmam lazım. Sen hala burada mısın? Zeynep bak, beni... Elveda Yiğit. Zeynep. Ya bu çok saçma ya. Burada kızması gereken biri varsa o da benim. Neden bunu ona söylemiyorsun? Çünkü beni dinlemiyor. Beni dinlemek zorunda. Ben çocuk muamelesi yapmasından çok sıkıldım.
Zeynep, kapıyı açar mısın? Benim Lale. Evet Lale, ne vardı? Sence de biraz saçmalamıyor musun? Ne demek istedi acaba? Buket. Hı. Ya sen onun en iyi arkadaşısın. Hı. Hadi sen anlat ona. Ha? Tamam. Hadi. Ne söyleyeyim ona? Ya tabii ki gerçeği. Yani Lale ile aynı yatakta olmamın çok mantıklı bir açıklaması var. Hadi. Ona böyle mi söyleyeyim gerçekten? Ya uyku sersemi su içtikten sonra alışkanlıkla kendi yatak odama dönmüşüm. Hepsi bu kadar. Ha, tamam. Zeynep. Hı, ne var? Yiğit'in kuzeninle yatmasının çok mantıklı bir açıklaması var. Ya. Neymiş o? Alışkanlıkla yapmış. Galiba buna pek inanmadı. Sağ ol Buket. Rica ederim. Bazı insanlar keçi gibi inatçı. Ve bu keçi gibi inatçı insanlar da kendilerini çok iyi biliyor. Öyle değil mi Zeynep? Tamam. Kimse benim haksızlık ettiğimi söyleyemez. Bütün olanları bilmek istiyorum. Hadi anlat bakalım. Doğruyu söyleyeceksin ama. Tamam. Dost doğru anlatacağım. Seni yalancım! Ya bak, bana inanmıyorsan kuzenine inanırsın. Lale, anlat ona. Herhalde akraban sana yalan söylemez değil mi? Evet Lale, anlat bakalım. Dur bir dakika, benimle bu tarzda konuşamazsın. Sen tarzı marzı boş ver. Olanları anlat ona hadi. Bana hep çocukmuşum gibi davranıyorsun. Ona uyku ilacı içtiğimi söyle. Hadi ben çocukken neyse. Hem sonra da uyku sersemi nasıl şaşırdım. Ama ben artık çocuk değilim. Sonra da yanlışlıkla senin odana girdiğinde. Aklı başında olan yetişkin bir insanım. Heh, olanları anlat ona. Olanları anlat. Ne olduğunu bilmek ister misin? Ne olduğunu anlat ona hadi. Belki de bir şeyler oldu. Ne? Ama belki de olmadı. Bu beni ilgilendirir, seni değil. Canım, tutup da kendi akrabana inanacak değilsin ya. Ben bakarım. Bir dakika ya. Saat sabahın 3'ü falan herhalde yani. Bu saatte hangi çatlak kapıyı çalabilir ki? Benim de Hüsnü. Başka kim olabilir ki? Saat sabahın 3'ü. Haberiniz var mı? Teşekkürler Hüsnü Bey amca. Yiğit, haklıymışsın. Saat sabahın 3'üymüş. Bu ne saygısızlık böyle canım? Ben gecenin yarısı uyandırılmaktan nefret ederim. Bak, ben buna kefil olabilirim. Zaten bir haftadır gözüme uyku girmiyor. Tam bu akşam bile biraz dalmıştım. Güm diye bir kapı çarpmasıyla uyandım. Arkasından bir kapı daha, sonra bir kapı daha. Güm, güm. Pa, 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 güm, pa, güm, pa. Tamam Hüsnü. Gümletiyorlar. Çocuklar ne demek istediğini anladılar. Aa. Affedersiniz Hüsnü amca, bütün suç benim. Hayır, asıl suç bende. Ben gelmeseydim bunların hiçbiri olmayacak. Tamam Lale, sen karışma, ben hallediyorum. Benle çocukmuşum gibi konuşmayı keser misin artık? Gene gümlettiler bak. Bu da kimdi öyle gumgumcu? Benim kuzenim, teyzemin kızı. Tamam Hüsnü. Gürültünün nereden kaynaklandığını anladın. Hadi gidelim artık. Bir dakika, bir dakika. Senin kuzeninin Yiğit'in yatak odasında ne işi var? Bir işi yok, yatıyor sadece. Taksi durağının numarası kaç? Orada dur bakalım küçük hanım. Burada kalmıyor muydunuz? Kalıyordum. Ta ki sevgili kuzenim beni Yiğit'le yatmakla suçlayana kadar. Hüsnü amca, açıklayabilirim. Hiçbir şey olmadı. Ama bana kimse inanmıyor. Ben sana inanıyorum. Ne olacak ki zaten, değil mi? Gidelim yatalım Periş. Bir şey olmuyormuş. Böyle konuştuğuna bakmayın. Aşağıda da bir şey olduğu yok. Zeynep. Ya daha ne diyebilirim bilmiyorum. Elveda diyebilirsin. Ben taksi çağırıyorum. Ben taksi çağırıyorum. Bu saatte dışarı falan çıkamazsın. Zeynep, biraz konuşabilir miyiz şimdi? Şimdi olmaz Buket. Saatin kaç olduğundan haberin var mı senin?
Fazla uzun sürmez. Siz de biz gelene kadar hiçbir şey yapmayın, tamam mı? Buket! Ha, telefon falan etmeyin. Neler oluyor Buket? Zeynep, sana bir hikaye anlatacağım. Ben hikaye hikaye dinlemek istemiyorum. Ben Yiğit'in odasında olanları bilmek istiyorum, o kadar. Ha, tam da bununla ilgili anlatacağım hikaye. Tamam ama çabuk ol, bak. Ben lisedeyken bir tarih öğretmenimiz vardı. Çok sert bir adamdı. Ve bir gün tarih dersinde yanıma gelip dedi ki... Buket, dersimde uyuyor musun yoksa? Ben de ona, evet hocam, uyuyordum dedim. Anlamadın mı? Aslında uyumuyordum. Ama öğretmene uyuduğunu söyledin. Ay, açık açık anlatmam mı gerekiyor Zeynep? Hiç fena olmaz Buket. Hayal kuruyordum. Ne? Bir çocuğu düşünüyordum. Ama öğretmene bütün ders boyunca bir çocuğu düşündüğümü söyleyemedim. Bunun Yiğit'in odasında olanlarla ne alakası var şimdi? Ay Zeynep, sen beni dinlemiyor musun? Bak, gözlerim kapalıydı ama uyumuyordum. Senin de gözlerin açık ama gördüğün şey gördüğünü sandığın şey değil. Bazen gerçekleri görmek için gözlerini kapatmak gerekir. Çünkü gerçekler göründüğünden farklıdır. Buket? Ya bak, beni Yiğit'le aynı yatakta görseydin ve ben sana aramızda hiçbir şey olmadığını söyleseydin bana inanır mıydın? Tabii ki sana inanırdım. Heh, o zaman niye kendi kuzenine inanmıyorsun? Lale. Evet. Yaptıklarımdan çok utanıyorum. Gerçekten çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hala arkadaş mıyız? Tabii ki arkadaşız. Buket. Ben de senden çok özür dilerim. Niye benden özür diledin ki? Bilmem. Barışmalar hep çok duygusal gelmiştir. Herhalde ondan. Ne yapayım? Ya sizi bilmem ama benim çok uykum geldi. Yatıyorum. İyi geceler. Ben de. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.